Salih Tuna. Aldığınız ödüle de, size de. Dünya ünlü hip-hop sanatçısı Macklemore, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı ve Amerikalı öğrencilerin protestolarına destek amacıyla yayımladığı yeni parçası Hint Soul ile yeni jenerasyonun devrim marşı niteliğinde bir işe imza atmış oldu. Sosyal medya hesabından saatler içinde milyonlara ulaştı. Şarkının sözleri muhteşem. Hele ki meslektaşlarının eleştirdiği kısımların muhataplarına Osmanlı Tokadı mesabesinde şöyle diyor. Müzik endüstrisi sessiz ve bu sessizlik platformlarında suç ortaklar. Sanatçıya ne oldu? Söyleyecek bir şeyin yok mu? Eğer bir markaya bağlı olsaydım bugün benimle anlaşmanızı iptal edebilirdiniz. Benim için hava hoş olurdu. Çünkü ben kalbimden besleniyorum. Helal olsun. Aşk olsun. Türkiye'deki meslektaşlarına da yuh olsun. Kalbinden beslenen Murat Kekilli gibi, Resul Aydemir gibi birkaç sanatçımız müstesna elbette. Ah şimdi Murat Göğebakan kardeşim yaşıyor olacaktı da Gazze'nin çığlığını aykıracaktı. Bu vesileyle sonsuz rahmet diliyorum. Ambulansları, doktorları, hastaları, hastaneleri, emzikli bebekleri, kadınları, yaşlıları, hülasa 35 bin Gazze'liyi soykırımdan geçiren İsrail rejimi en son olarak da çadırlardan müteşekkil toplama kamp haline getirdiği refah füzeye atıldı. Bu kadar Hitler'in bile aklına gelmezdi. Dünya sisteminin patronu ABD, iş bu İsrail rejiminin hamiline devam ediyor. Bir grup cumhuriyetçi senatör de işgalci İsrail rejimi şefi Netanyahu, savunma şefi Yoav Gallant ve soykırım ordusunun başındaki Herzalevi hakkında tutuklama kararı çıkarmaması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tehdit mektubu gönderiyor. Mahut mektuplarında olası tutuklanma kararının sadece İsrail'in değil aynı zamanda ABD'nin egemenliğine de tehdit olduğunu belirtiyorlar. Yani soykırımcılara karşı hukukun üstünlüğünü devreye sokmak ABD egemenliğine karşı tehditmiş. ABD senatörleri böyle de Batı çok mu farklı? Soykırıma sessiz kalmak, sessiz kalmayanları ise iptal etmek Batı dünyasının standart haline gelmiş durumda. Mesela Gazze'deki soykırımın görüntülerini dünyanın dört bir köşesine aktardığı için El Cezire bu iptal furyasının en son mağdurlarından biri oldu. İsrail rejimi El Cezire'nin ülke içindeki ofislerini kapattı. Müslüman bir ülke böyle bir karar almış olsaydı Batı dünyası basın özgürlüğü adına yeri göğü inletirdi. Fakat söz konusu İsrail olunca tık yok. El Cezire'nin en büyük kabahati Gazze soykırımının henüz ilk aylarında Hamas'ın sistematik tecavüzü iftirasını haberleştirerek İsrail'in propaganda aygıtı işlevi gören New York Times iddialarını yerle bir etmekte öncü rol oynamaktı. Mart ayında yayınladıkları belgeselde New York Times'ın raporunun baştan sona nasıl asılsız iddialarla dolu olduğunu tüm ayrıntılarıyla ortaya koymuşlardı. Bunun karşılığında İsrail rejim ofislerini kapattı. Söz konusu iftirayı üreten ve yayan New York Times'a ne mi oldu? Ne olacak? Uluslararası habercilik dalında Pulitzer ödülü aldılar.